Türkiye'nin kripto para borsası iCrypex, Fatih Altaylı yorumluyoruz sunar. Fatih Bey selamlar. Selamlar amcim. Nasılsınız Fatih Bey? İyiyim, yeni bir hafta. Yine iCrypex'e haftaya başlıyoruz. Değerli sponsorumuz, değerli hatta sevgili sponsorumuz çünkü başından beri biz de beraber artık kardeş, akraba gibi olduk diyeyim. Bu hafta da bir iCrypex haftası ve bakalım bu hafta bize neler getirecek. Yoğun bir gündem var çünkü gördüğüm kadarıyla. Karmaşık hatta yer yer... Terbiye sınırlarını zorlayan bir gündem var. Senin soruların arasında varsa yoksa bilmiyorum Tam da öyle onları konuşacağız. Ama ben sen sormadan önce bir şey söyleyeyim. Bu Diyarbakır'da kaybolan 5 gün oldu galiba kayıp bir çocuk var Narin Güran Onu hakikaten çok merak ediyorum akıbetini, e, ufaklığın. E, haberler yani haberler demeyeyim bir takım bulgular var. Kaybolduğu yerde kan izleri falan bulunmuş. E, hakikaten bunu kafaya takmış vaziyetteyim. Bu çocuk nerede 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 diye. İnşallah sağ salim bulunur e, diyelim. Onun için dua edelim ve başlayalım. Fuat Bey ilk başlık artık biraz şeydi. ya yani böyle haberler görünce artık canım da sıkılmaya başladı. Mehmet Şimşek istifa etti mi etmedi mi? Ediyor mu edecek bu mi? Hala, Hala bu Şimdi bir değişin içine Cemal Engin Yurt'la birlikte borsa manipülasyonu iddiaları da girdi. Gördüm onu okudum da. Bununla ilgili dün hatta bir de yazı yazdım hangisinden bahsedeyim? Cemal Engin Yurt'tan mı şeydenmiş. Cemal Engin Yurt önceki akşam Cuma günü galiba değil mi? Ya da Perşembe, Cuma günü Müveşim istifa ettiğine dair bir şeyler söyledi. E, hemen arkasından Cemal Engin Yurt'un bunu borsa manipülasyonu yapmak için söylediğini şimdi iddialar ortaya atıldı. Ve Cemal Engin Yurt'un geçmişte borsadan yasaklı olduğunu ve borsada bir takım işler çevirmekten dolayı ceza aldığında bu sayede öğrendik. Ben Cemal Engin Yurt'un borsayla işleri olduğunu dahi bilmiyordum daha önce de borsada çeşitli işlemler yaparmış ve buna ötürü de farklı zamanlarda farklı cezalara çarptırılmış. Ancak Mehmet Şimşek'in istifa etmesi ilgili haberin bence Cemal İngilir'de borsada para kazandıracak kadar spekülatif bir etkisi var mıdır emin değilim. Niye emin değilim? Çünkü bu haber kaç gündür zaten konuşuluyor, tartışılıyor. İşte bunu önce bir değerli dostumuz gazeteci, Sözcü gazetesi yazarı, pardon Sözcü televizyonu programcısı bir dostumuz gündeme getirdi. Ama biz daha önce burada söylemiştik yani istifa etti değil ama aklını istifaya geçirirken vazgeçirildiğini söylemiştik. Bu da yeni bir şey değil yani haftalardır, aylardır konuşuluyor. Açıkçası ben Mehmet Şimşek'in istifası ile ilgili e, ...bilgiyi, istifa etmek istediğiyle ilgili bilgiyi ay başında, ayın yedisinde yanlış hatırlamıyorsam... ...bazı AKP'ye yakın iş adamları diyebileceğim kişilerle e, bir restoranda karşılaştık sohbet sırasında. E, oradaki ayaküstü sohbette öğrenmiştim ve şöyle e, diyorlardı... Şey, Mehmet Şimşek ekonomi bürokrasisindeki bazı isimlerden çok rahatsız. Ve bunların geçmişte daha önemli pozisyonları işgal ettikleri dönemde söyledikleri bir takım laflar, yaptıkları bir takım eylemler ve bugüne, bu eylemlerin bugüne akseden yansımaları nedeniyle çok büyük memlekete karşı suç işlediklerini düşünüyor. Ve bu kişilerin hala eskisi kadar etkin olmasa da bürokratik görevleri olması veya işte danışmanlık görevleri olmasının çok hatalı olduğunu düşünüyor ve bunu da paylaşıyor çeşitli kişilerle zaman zaman ve bu yapılanları bir tür yani bunların geçmişte ekonomiyle ilgili yaptıklarını da bir tür vatana ihanet gibi görüyor. Ancak bu kişiler hala bürokraside olduğu için ve Mehmet Şimşek'in kendileri hakkındaki fikirleri de bildiği için sürekli olarak Mehmet Şimşek hakkında bir tezvirat yapıyorlar. Ve bu tezvirat sonucunda da artık Mehmet Şimşek'in burasına geliyor. Ben istifa edeceğim diyor. Ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz diyor ki aman sakın ha işte onları boş verin siz onlar olur falan diyor. Cumhurbaşkanı'nın desteği sonuna kadar arkanızda diyor. Ve vazgeçiyor şimşeği. Sonrasında bir daha bu konu zaten gündeme gelmemiş bildiğim kadarıyla. E, gel, gelseydi bu hakkak onun da kokusu çıkardı. Çünkü oralarda kokular çok fazla kalmıyor. Ama Mehmet Şimşek'in bu istifa ettiği yoğunluk haberi yayanlar daha çok Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde ya da Adalet ve Kalkınma Partisi demeyeyim külliye içerisinde bir takım isimler. Yani bunlar sağa sola bu bilgiyi vererek Mehmet Şimşek'i yıpratma, Mehmet Şimşek'i istifa ettirme, içeride bir kaos yaratma ve ekonomik dengeleri daha da bozarak Mehmet Şimşek'i belki de ayrılmaya mecbur bırakma konusunda bir hamle içerisinde. Fakat ne yazık ki sarayda bunların hala yer buluyorlar. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan bunları hala or ya sarayda bürokraside, önemli bir takım kurumların içerisinde, hani fiiliyatın içinde çok olmayan ama önemli olan bir takım kurumların içerisinde bu kişileri hala tutuyor ve bunlar da hala tezirat yapmaya ve ekonomik dengeleri bozmak için ellerinden geleni ardlarına koymamaya devam ediyorlar. Yani Şamil Tayyar'ın çift ajandalı ve maskeli kişiler dedi aslında bu Şamil, kişiler. Şamil Tayyar böyle bir şey mi yapmış? Evet. Doğru söylemiş yani. İçeriden demek ki o da içeriden benzer bilgileri almış yani. Görünen o. O yüzden ya Cemal İngiyurt'a e gerek yok yani. Soruşturma açacaklarsa Cemal İngiyurt'a e açmasınlar. Bence sarayın içerisinde bu işi kim köpürtüyor onlara açsınlar ee, soruşturma. Ayrıca da her lafa soruşturma açılmaz. Yani bir bakan istifa etmesi bir başka milletvekili için elbette etme olasılığı ve ettiği iddiası bir milletvekili için de haber deniyor. Cemal Engin Yıldız'ı severiz sevmeyiz o ayrı dava ama buradan da bir soruşturmanın gerektiği sonucu asla çıkmaz. Ne soruşturması? Her şeyi soruşturma. Herkesin üstünde bir soruşturma böyle. Ne? Biz sizi soruşturalım. Ne soruşturursunuz her şeyi? Ağzını açına soruşturma. Böyle saçmalık mı olur? Konuşmayacağız sus. Hiçbir şey deme. İstifa etse bile söyleme ama ya, bu normal Emre'ciğim. Bu çok normal. Niye normal? Hatırlayacaksın damat olan bakan Berat Albayrak. Berat Albayrak biliyorsun e, Twitter'ı engellendiği için e, saraydaki bazı mihraklar tarafından diyeyim. <laughs> Çocuğun şeyler istifa etti. Neydi? Instagram'da <laughs> istifa etti. Fakat kimse istifa ettiğini söylemiyor. Herkes biliyor. Türkiye çalkalanıyor. Berat Albayrak istifa etti falan diye. Kimse söyleyemiyor. Ne bir televizyonda yani muhalif televizyonlar dahil hiçbir yerde söylemiyor. Yani bilinen bir sır. Ben işte o akşam şeyde programım vardı. Habertürk'te çıktım gibi valla Berat Albayrak istifa etmiş. Böyle böyle bir şey dedim. İlk, ilk hakiki söyleyemiyordum. Dedikoduyu ortadan kaldıran ben oldum. Ne zamandı işte 4, 4 sene herhalde önceydi değil mi? Ee, böyle böyle bir şey olur mu ya? Herkes her şeyi biliyor. Kimse kimse. Çünkü söylemek kabahat. Söyleyeceksin kardeşim ne var yani? Soruşturma açarım. Açarsan aç benzer bir şey Süleyman Soylu'da da olmuştu Fatih Bey. Onun olmuştu. ha ee, evet doğru. Pandemi döneminde. Evet, evet. Kimse etti mi ediyor mu edecek mi hiçbir Ama şey söyleyemiyor. o da bir acayip de etti mi etmedi mi etti falan böyle. O zaten bir nabız yoklama gibiydi aynı zamanda sanki. Yani. Aynen öyle doğru söylüyorsun. O da bir şey yapmıştı. Gücünü ölçmüştü Süleyman Bey'de. Fena da değilmiş gücü o zaman ortaya çıkmıştı. Öyle bir hissiyatı vardı Fatih Bey. Diğer bir başlıkta hatırlarsınız. Burada ben yine şey sormuştum size bir televizyon programcısı ABD'ye demişiz ki ayak altında dolaşma hı hı. onlar da e, cuma konuştuk onu ya oraya buraya bir gemi daha yolladılar yani şimdi bu, bunun üstüne ikinci bir uçak gemisi orada ayak altında dolaşmak bir yana e, bir de üstüne ortak tatbikat yapmışız Fatih Bey <laughs> O büyük ayıp. E, onu öğrendik. Yani bir yandan e, şimdi Amerikan 6. filosu biliyorsun e, Amerikan'ın Akdeniz'de dolaştırdığı, genelde Akdeniz'de veya bölgede dolaştırdığı, Orta Doğu'yu kontrolde kullandığı diyeyim e, şey e, filo. Ve e, bu filo yakın zamanda işte Şubat şeyde Ekim ayından bu yana da İsrail'i korumak için e, Akdoğu Akdeniz'de Konuşlanmış vaziyette işte iki uçak gemisi, destroyerler, denizaltılar, şunlar bunlar kalabalık bir e, gemi grubu olarak İsrail'i aktif korumak için Kıbrıs'ta, İsrail arasındaki karasularında gezip duruyorlar. Ve niyetlerinin de İsrail'i korumak olduğu gizli bir şey değil, bunu açık açık da söylüyorlar. Şimdi gariptir, Amerika'ya İsrail konusunda ağzına geleni söyleyen, Amerikan Kongresi'ne neden yavru açıklaması öntürü, Amerikan Kongresi'ne ağzına geleni söyleyen, İsrail'e e, o, bu, şu, her türlü hakareti eden, bunun da önemli bir bölümünde de haklı olan Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetme veya idare etmekte olan iktidar, İsrail'i korumakla görevli Amerikan filosuyla Türkiye'nin yerli ve milli gururu, TCG Anadolu adlı, ne diyeyim, amfibik e, yarı uçak gemimizi Amerikalılarla ortak tatbikat yaptırıyor. Amerikalıların bölgede çoklukla kullandığı Osprey tipi, bu dikini yani İki pervanesi var. Helikopter gibi alıyor. Sonra onlar böyle oluyor. Normal pervane uçak gibi uçuyor. Ospreyler bizim TCG adonunun güvertesine iniyorlar, kalkıyorlar, asker indiriyorlar, asker kaldırıyorlar. Diyoruz ki böyle şeyler olabilir. Biz her şeye rağmen bu ülkeyle müttefikiz ve elbette ki onlarla beraber denizde manevra yapabiliriz. Doğru yapabiliriz. Peki bunu niye saklarsınız da bunu biz Amerikan ordusu kaynaklarından öğrenmek zorunda kalırız? Açıkla. Yani yaptığının arkasında durabiliyorsan, yaptığının bir ayıp olmadığını düşünüyorsan, yaptığının Türk halkını kandırmak, yani bir yandan milleti İsrail'le e, İsrail bağlantılı olduğu düşünülen kuruluşlara saldırtıp, arkasından durup İsrail'i korumakla görevli askerlerle, e, orduyla, deniz kuvvetleriyle ortak tatbikat yapmanın normal olduğunu, ayıplı bir şey olmadığını düşünüyorsan, açık Açıklayamıyorsun belli ki bunun normal bir şey olmadığını düşünüyorsun. Ve halkına bu konuda bilgi verirsen halkının senin aleyhine ya bir dakika ya siz bizi daha dün ben Starbucks'a gittim taşladım. Daha dün McDonald's'ta 5 kişiyi dövdüm diyenler bir dakika ya biz McDonald's'a basıyoruz siz İsrail'i koruyanlarla el ele kol kola manevra yapıyorsunuz derler diye açıklayamıyorlar. Ama Amerikalılar zart diye açıklayınca takke düşüyor kel görünüyor. Bir de Amerikalıların açıklaması da komik. USS Wasp'ın sosyal medya kanalından görsellerle evet. duyuruldu. Evet. O da şey değil yani, e, Amerikan Deniz Köyü'nde resmi açıklaması değil. Fazıl Bey, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 138 yıllık hayalimiz olan kendi denizaltımızı inşa etme hedefimiz. Evet. Siz bunun üzerine de bir yazı yazdınız. Bir yazdım, şunu yazdım ben. E, Türkiye daha önce denizaltı ve denizaltılar imal etti. Yani e, hani AKP hep diyor ya işte biz işte biz önce buzdolabı yoktu, çamaşır makinesi yoktu. O yol yoktu, elektrik yoktu, su yoktu. Yani sanırsın ki AKP'den önce Türk halkı mağaralarda e, yaşıyordu ve ne nedir? Avcı toplayıcı bir toplumdu zannedersin. Öyle ama tabii biliyoruz ama işte yersi diye yapıyorlar. Denizaltı konusunda da Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle deyince ben de yazdım dedim ki yani Türkiye 1979 yılında denizaltısını suya indirdi. 1981 yılında da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Deniz Kuvvetleri'nin envanterine katıldı. E, ee, Yıldıray Denizaltısı. Bir Alman dizaynıdır bu denizaltılar. Ay sınıfı diye geçerdi yanlış hatırlamıyorsam. Ve 1974 yılında, pardon 76 yılında kızağa konmuştu. 1977 yılında, 79 yılında denize indirmişti. 81'de de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Deniz Kuvvetleri'nde teslim edilmişti. Yani Türkiye 1979'dan bu yana denizaltı yapabilen bir ülke. Ha, Cumhurbaşkanı şunu kastediyorsa, dizaynı da bize ait bir tekne, bir denizaltı diyorsa onu bilemem. Yani bu teknenin tüm dizaynı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne veya Türk Güvencisi'ne mi ait onu açısı bilemem. Ama kastı o ise haklıdır. Ama denizaltı yapmak konusundan bahsediyorsa biz 50 senede denizaltı yapmak kapasitesine sahip bir ülkeyiz. AKP'den önce buzdolabımız ve çamaşır makinemiz olduğu gibi. Ferhat Bey şimdi siyasi başlıklara geçeceğim ama aklıma gelmişken hemen araya sıkıştırayım. Bu Galatasaray'daki bilet yolsuzluğu üzerine yeni bir gelişme var mı? Yeni bir gelişme yok ama herkes bunu konuşuyor evet. biliyorsun. Şimdi orada ilginç, bu konuyu gündeme getiren ben değilim. Bu konu benden önce gündeme gelmişti. Şöyle ki işte, suç dürüstü bulunanlar vardı ve Galatasaray Divan Kurulu'nda da geçen ay, yani bu ayki Divan Kurulu'nda da biz bundan bahsetmeden 15 gün kadar veya 10 gün kadar önce Divan Kurulu'nda Galatasaray'ın sürekli olarak bu nevi mali konularla ilgili konuşma yapan üyelerinden Hayrettin Kozak da bu konuyu Galatasaray Divanı'nda gündeme getirmişti. Zaten ben de burada ondan sonra konuyu gündeme getirdim ama niye niyeyse... Halit'in kozlar bir şey demediler fakat bana kızıyorlar. Anlamıyorum ben onu yani. Mesela işte başkaları söyleyince bir şey da Ben söyleyince millet bir celalleniyor. O da e, bir garip. İlginçtir. Benim bu işten sorumlu olmazları gerektiğini söylediğim kişiler birdenbire bir çete olduklarını gösterircesine ortaya attılar kendilerini. Ben isim vermemiştim ama işte kendileri gösterdiler. Eray Yazgan ve Alper Narman'dan bahsetmiştim. Ben ben bunları suçlu olduğunu ima ederek söylemedim bunu. Ben benim söylemem şuydu. Kardeşim taraftarlar ilişkilerden Alper Narman sorumlu. Diğer bütün işlerden de kulübün genel sekidi olarak Eray Yazgan sorumlu. E, ve bunlar birdenbire celallendiler. Ağır hakaretler bana. Onların hesabını verecek o Eray Yazgan denen e, tip ama şunu söyleyeyim ben. Madem öyle gel böyle. Başkan Dursun Özmek belge bilgiyi sök. Belge sizde bilgi sizde. Kulübün içerisindeki bütün bu hesaplar ortada. Kaç bilet alınmış, kaç bilet satılmış, kaç bilet nereye verilmiş bunlar ortada. Ararsın e, şeyi sorarsın. E, bunu benim sor, Ben sorarsam e, bana bunun bilgisini vermezler. Biletleri satan e, kuruluş, pasoligi ararsın. Kaç bilet verilmiş, kaç satılmış. Çok belirginse başkan ben kendisine bu biletlerin Karabor satıldığı internet sitesinin adresini vereceğim. Çünkü Pasolik'ten bilet isteyenler oraya yönlendiriliyor ve orada normal fiyatın birkaç katına alınıyor. O şirketin sahibi kim? Bunlarla kim ilişkide? Bütün bunları ben Yarın başkana bir mesaj, bir ee, mail yoluyla ve ardından da elden yolacağım bir dosya yolu Bakalım ne yapacak. Ama bu işin arkasını bütün Galatasaraylılar benim yazdığımın, benim söylediğimin doğru olduğunu biliyor. Herkes karnından konuşurken ben açık konuşmayı sevdiğim için açık açık söyledim bu yolsuzluğun olduğunu. Ha şimdi de sorunlar ortaya atıldılar. Daha önce ee, Adnan Hoca'nın dizinin dibinden ayrılmayan bu Adnancı denen Adnan Oktar'ın ee, dizin bilmem ne Adnancı bir adam var Galatasaray yönetim kuruna sokulmuş. Onu onun bütün arkadaşları şimdi e, cezaevindeler. İşte bu Tarkan Yavaşlar şunlar bunlar. Bu Bora, e, Bahçetepe denen e, adam Acun'la da kankadır. Çünkü ikisinin de geçmişi e, birbirine benzediği için e, Adnan Hoca meselesinde. Bunlar falan böyle birden bir adını bile geçirmemişken hop diye ortaya fırlayıp anlaya başladılar. Herhalde hepsinin ortak bir e, tarafı var. İddialar çok korkunç. Ben bu iddiaları dile getiremem. Elimde bununla ilgili belge olmadığı için ama sistemin işleyişiyle ilgili bütün bunları Başkan Dursun Özbey'e yollayacağım. Maliye'ye de ayrıca da suç duyurusunda bulunacağım. Ee, özellikle Eray Yazgan ve e, bu Alper Narman'la ilgili maliye'ye de bu kişilerin sürekli söylüyor ya biz şeylerle son dönemde yaptıkları e, varlık artışı ile gelir beyanlarını karşılaşacağız diye. Lütfen Alper Narman ve Eray Yazgan'ın da vergi gelir ve, ödedikleri vergi şirketlerinin durumuyla durumlarını bir karşılaştırsınlar. Ben buradan soruyorum. Eray Yazgan'a mesela şirketin son yıllarda, son 3 yılda kaç lira vergi ödedi? Bir anlatsın bakalım bize. Ha bunu da resmi olarak da bildireceğim ayrıca ben maliyeye de. Burada şu da garip Fatih Bey. Yani böyle sert açıklamalar geliyor da bir yolsuzluk varsa siz gazeteci olarak bunu söyleyemez misiniz? Yani bu, bu Absürt bir şey mi? Bir gazeteci ve bir gazeteci olarak bunları soramam mı? Ayrıca gazeteci sorma da yok. Bunu bir Fenerbahçe'de sorabilir, bir Beşiktaş'ta sorabilir. Yani Herkesin işi bu. Eğer burada bir yolsuzluk varsa bu sorulur kardeşim. Fatih Bey, şimdi siyasi başlıklarda dediniz ya girişte kısım kısımda terbiyesiz bir gündem var diye. Evet. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan muhaliflere elitist dedi. Gösteriş, Gösteriş müptelaları. Gösteriş müptelası elitistler dedi. Dedi. Bunun üzerine Tuncay Özkan... Cumhurbaşkanı Erdoğan'a züppe dedi. Evet. Daha sonra Mahmut Nıdan Nazırlı. Tuncay Özkan'a, tabii bunu burada okumayayım, bir şey çocuğu dedi. Çok yani küfür kıyamet evet, bir açıklama yaptı. Siyasette seviye oldukça yerlerde göründüğü kadarıyla. Şimdi ilginç. Tuncay Özkan'ın uzun zamandır siyasete sesi solu çıkmıyordu. Yani seçimlerden sonra özellikle de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan değiştikten sonra Tuncay Özkan'dan pek ses seda çıkmıyordu. Hatta son olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu uzun zamandır görmüyorum falan demişti. Ve hani sanki böyle artık süremiz de olsa da bitse bu iş falan gibi bir çekingen, geri planda duran bir siyasetçi halindeydi. Ben de bunu yeni işte yeni çocuğu var falan daha onlar geliyor falan diye açıkçası düşünüyordum. Siyaset sahnesine yeniden sert ve hızlı bir giriş yaptı. Biraz da fazla sert olduğu girişi. Gerçi açıkçası züppe demek hakaret değildir. Yani züppelik, yani insanlar birilerine züppe, amma züppesin falan diyebilirler. Ama Tabii bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söylediğin zaman Erdoğan'ın yakınlarının, yandaşlarının kendilerini ortaya atıp can siperen Erdoğan'ı savunması normaldir. Yani şöyle söyleyeyim. Bundan dolayı Tuncay Özkan'a bir dava açılsaydı Tuncay Özkan sadece sert bir cümle kullanmış, sert bir kelime kullanmış olurdu. Züppeden bir hakaret unsuru çıkar mıydı? çok emin değilim. Ama Tuncay Özkan'a yönelik söylenen bilmem ne çocuğu lafı, o nokta C lafı gerçekten çok ağır bir hakaret ve siyasette seviyenin yer altına indiğinin göstergesi. Tabii Tuncay Özkan da söylediği zübbe lafının uzun zamandan sonra böyle bir siyasi çıkış yaparak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a zübbe demesinin bir etkisi olacağını bilmeyecek kadar cahil değil. Yani o da belli ki yeniden gündeme gelmek ve tekrardan siyaset içerisinde ve CHP'de yakında çıkacağı belli olan kavga içerisinde yer almak istediğini göstermiş olabilir. Tuncay Özkan'ın bu lafı ben gündeme gelmek, tekrardan popülerite kazanmak için söylediği konusunda zerre şüphe duymuyorum. Çünkü böyle bir sert çıkış aylardır konuşmayan birinden gelmesi başka bir mana ifade etmez. Tabii Erdoğan'ın e, muhaliflere yönelik söylediği cümleler ise aslına bakarsan son derece komik. Yani Şimdi Türkiye'de gösteriş deyince insanın aklına ilk gelen siyasetçi herhalde muhalefetten bir siyasetçi değildir. Haksız mıyım? Yani o yaldızlı baldızlı koltuklar, taht revanlar, işte Merkel'i e, ağırladığı günkü o debdebe, saraydaki gösterişler, şunlar bunlar baktığın zaman yani eğer gösteriş diyorsan tamam doğru nedendir? Ekrem İmamoğlu'nun Paris'te yaptığı da gösterişli bir şeydi ama o şahsi bir gösterişten daha çok hani İstanbul'a dönememiş bir şeydi. Doğru muydu? değil miydi? Bu tartışma ortada yapmaya gerek var mıydı yok muydu bilinmez ama sonuçta hangisi daha fazla gösteriş yapıyor dersen Anasılsın Erdoğan daha fazla yapıyor. Yani işte gittiği yere koca koca dev 4-5 uçakla Amerika'ya gitmek, bakan otomobillerini ayrı uçaklarla, askeri uçaklarla oraya taşıtmak, uzun uzun konvoylar falan bunlar da az uz gösteriş değil. Yani e, Erdoğan bunu itibardan tasarruf olmaz diye anlatıyor herkese. O zaman şeyde çıkıp da Ekrem İmamoğlu veya muhalifler de biz de kendi çabımızın bizim de bir itibarımız var kardeşim diyebilirler. İşte biz de İstanbul'un itibarını koruyoruz falan da diyebilirler e, Paris'te o ne nedir e, İstanbul Tanıtım Toplantısı'nın sergisinin yapıldığı villa yani Erdoğan kendisine yönelik suçlamaları bir ayna tutarak sanki kendisinden savuşturacağını düşünüyor. Ama ayna bile altın varak kaplı kardeşim yani. Şimdi o yüzden hani tamam evet o da gösterişçi ama hani bir şeye koyarsan, skala, teraziye koyarsan veya bir skala yaparsan işte Erdoğan'ın gösterişi burada. Şeyinki, neydi e, burada. Arada hala çok büyük fark var. E, Tabii makam farkı da var veya işte tecrübe farkı da var falan ama e, var kardeşim yani. E, yani Erdoğan'ın gösterişten gösterişe eleştirecek Türkiye'deki son konumdaki adam belki de. E, söylediğin zaman oturmuyor. Ha Tuncay Özkan'ın söylediği hoş mu? Değil. Ben olsam böyle bir şey söylemem. Ama Tuncay Özkan da belli ki yeniden gündem olmak istiyor zaten daha geçen hafta Ahlat Sarayı'nı konuşmuştuk ya Fatih Bey. Hayır Ahlat'tan bahsetti ki dünya para harcandı oraya. Şimdi bir de üzerine 9 bakanlık konutu inşa ediliyormuş. Üzerine Yok, üzerine de... değil o belliydi o. Yani gördüğüm gazete bazı yayınlarda üzerine falan filan demişler ama projede aslında var. projede var o. Hatta bu sene oraya harcayacak 1 milyar 100 milyon galiba bir para var. Ahlat Sarayı'na harcayacak. O paranın içerisindeki önemli bölüm de o villalara ait. Bu mesela ben çok ilginç geliyor fazla. Yani valla sana o ilginç geliyor, bana başka bir şey çok ilginç geldi. Bilmiyorum gördün mü? Sana fotoğrafını yollarım. Telefonumda e, var çünkü bugün bu konuyla ilgili biraz e, bir şey yazmayı e, düşünüyordum ama fotoğrafını belki burada yayınlamak daha olur. belki yazarım da. Dün internet sitelerinde işte bu Ahlat Sarayında yapılacak kabile toplantısı ve Ahlat Sarayı ile ilgili haberlere bakarken gözüme bir fotoğraf çarptı. Hangisini hatırlamıyorum. Belki o da TV'de olabilir. Galiba o da TV'de. Bilmiyorum. Tam emin değilim. Fotoğrafta Ahlat Sarayı'nın akşam saatlerinde böyle akşamüstü ışıkları yanarken de çekilmiş bir fotoğrafı. Biliyorsun Oban Gölü'nün köyesinde bayağı hoş bir e, bina. E, tamam yani Ankara'daki saray kadar büyüktür ama hoş bir saray. Yani yazlık saray olarak bayağı, ya da işte dediğim Kır Sarayı, Taşra Sarayı olarak bayağı e, okkalı bir şey. Hele oraya seyrede bir iki gün gideceğini düşünürsen belki o kadar bile gidilmeyeceğini bayağı bir saray. Önüne bir tekne bağlamışlardı fotoğrafta. Tekneyi görünce bir baktım dedim ki herhalde bu şeydir. Render'dir render'dır dedim yani doğru değildir. Sonra fotoğrafı büyüttüm. E, ah render değil. Hakikaten çekilmiş fotoğraf. Önünde bağlı tekne ne biliyor musun? Yok ben görmedim fotoğrafı. şimdi sana yollayacağım. Dur yollayayım Gör sen de. Tekne ne biliyor musun? Bilmiyorum Fatih Bey. Wally Tender. Wally ne? Şu andaki yapılan tekneler arasında en lükslerinden bir tanesi yani bu özellikle yer kendilerle çok popüler oldu. Sonra çok meşhur bir teknesi vardır, volley 118 diye hatta Island diye bir film vardı orada falan göründü bu ıı, tekne muazzam görüntülü bir teknedir. Bir de işte bu Wallen'in tenderları vardır. Yani ne diyeyim sürat teknesinin büyüğü yatlara servis yapmak üzere ya yani yatlardan biri indirip bindirmek üzere falan kurulmuş veyahut da bazı Wallen'in kendilere servis yapmak üzere e, ima edilmiş teknelerdir e, bunlar çok da şıklardır, çok da güzellerdir. Onlardan bir tanesi Ahlat Sarayı'nın önünde bağlı. Şimdi bu volley'leri kullananlar milyarderler, zirilyarderler falan yani. Şimdi voli herkezde olacak bir şey değil. Hani aa burada da bir voli daha falan demese, voli gördüm aa voli dersin. Bunlardan bir tender. Görebildiğim kadarıyla voli tender 42 veya 48 öyle bir şey. Bunların fiyatları 1 milyon 200 bin dolar. Yani ne eder? 40 milyon lira falan. Yani sarayın önünde bağladıkları Van Gölü'nde gezilecek tekne 40 milyon lira. Sonra gösteriş, muhalefet. Acaba sarayın şeyine dair miydi? Yani o herhalde Vanlı bir iş ait değildir yani zannetmiyorum sarayı ziyarete gelen. Fiyata dahil mi mi? Bilmiyorum. İşte dedim, belki, projeye belki, belki, şeyin <laughs> hediyesi olabilir mi? <laughs> Neydi? Katar'ın mı? Yok Katar'ın. O, o Katar'ın değildir. <laughs> işte. bak sen de hain hain konuşma. O Katar'ın değildir. Şeyin olabilir. Belki müteahhitin hediyesi olabilir. Ha, efendim, şeye, şey, sözleşmeye e, e, ek olarak e, efendim şu Van Gölü'nde gezmek isterseniz buyurun size bir body tender. Zevkli tekne ama ya, iyi, iyi, iyi iş yapıyor. Yani. Parayı Parayı boşarıyormuştu. Vallahi body tender yemin ederim ki. Yani aklımıza Katar geliyor, sözleşme geliyor. Yok yok Katar değildir o. Katar uçak verdi. <laughs> Vermiş. Bu arada Fatih Bey şeyde Özgür Özel de Haber Türk'te bir televizyon programına yayın katıldı. Haber bir televizyon programı. Haber bir program daha doğru olmaz mı <laughs> Çok kötü. <laughs> Sen yorgunsun bugün. <laughs> Haber Türk'te bir televizyon programına katıldı <laughs> Özgür Özel. Doğru haklısınız. Haberde radyo programı da olabilir. Eğer <laughs> haberde bir röportaj da olabilir. De, i̇nternet sesinde. <laughs> Şeyleri toparlayamıyor. <laughs> yani kendisine yine Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı soruldu. O da bize verdiği yanıtın hemen, hemen aynısını vermiş. Ee, Cumhurbaşkanı adayı değilim e, demiş. Program yapan e, değerli programcı da kendinizi bağlamış olmuyor musunuz demiş bağlıyorum bağlarsam bağlayayım demiş e, İyi söylemiş doğru söylemiş e, biliyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisinin e, şu anda iki aday adayı var bir Ekrem İmamoğlu, diğeri Mansur Yavaş ama 4 sene içerisinde ne olur ne biter, başkası çıkar mı çıkmaz mı onları da bilmiyoruz. Ee, ama kendini bağladı. Gerçi CHP'de hatırlarsan eski genel başkan da kendini bağlamıştı. Ama son dakikada goygoylara dayanamayarak e, AKP'ye kazandırmak için yeniden aday olmuştu. O yüzden hani kendini bağladı lafı da siyasette ben pek bağlayıcı görmem. Siyasette biliyorsun dönmeler mömeler çok kolaydır manevralar. Ama inşallah Özgür Özel dönmez. Umarım Fatih Bey. Yani biz her seçimde kazanamazsam istifa edeceğim deyip her <laughs> seferinde <laughs> de sessizliğe falan. Böyle gördük, çok gördük. Şimdi şey de Erdoğan Bayraktar da ilginç bir açıklama yaptı Fatih Bey. En azından benim açımdan ilginçti. Dedi ki bir ülkenin köy nüfusunu %30-35 civarında tutmazsanız hele hele fiilen köy olan yerleşim birimlerine mahalle ismini koyarsanız nah kalkınmaya devam edebilirsiniz dedi. Okudum çok hoşuma gitti. Yüzdüğü sak veriyorum. Yani Erdoğan Bayraktar gerçekten her zaman çok doğru laflar e, diye Bakan olarak çok eleştirebilir, e, TOKİ başkan olarak çok eleştirebilir ama şeyden beri e, nedir o meşhur 17-25 Aralık'ta da çok aklı başıyla laflar etmişti. Onca, onca suçlama arasında tek ne bileyim doğru lafları eden e, sanki oydu diye e, hatırlıyorum ben hala. Bugün de söylediği aslında doğru. Yani tarım nüfus ya da kırsaldaki nüfusun son derece düşük noktalara geldiğini yüzde %10'lar 12'ler civarında olduğunu e, konuşuyoruz. Ama daha acayip bir şu. Artık köy köylerisi kentlerin neresi da bilmiyoruz. Çünkü AKP'nin çıkardığı saçma sapan yasalardan biriyle bu köyler kentlerin mücavir alanı haline getirildi ve artık bilmiyoruz ya burası köy mü? Mahalle diyorlar aslında köy. Köy mü, mahalle mi? Mahalle olunca köy sınıfı köy gün yağandığı şeyden e, Başka avantajlı var. Bunlar da köye yaramıyor falan. Saçma sapan kanunlarla Türkiye'de tarımı, köyü, köylülüğü bitirdiler. Erdoğan Bayraktar'ın söylediği laflardan bir tanesi. Kentte ne varsa onu köye getiremezsiniz. O kadar güzel bir laf ki. Yani köyü mahrumiyet bölgesi olmaktan çıkarmanız lazım diyor ki ki insanlar köylerinde kalabilsinler, üretime dert edebilsinler. Avrupa'daki köylere örnek göstermeye çalışıyor aslında. Erdoğan Bey'in söylediğine dibine kadar katılıyorum. Ama işte AKP içerisinde böyle akıllı konuşan insanlar var, doğru konuşan insanlar var. Ama ne yazık ki bunlar AKP'de de artık bir kıymet görmüyor. AKP bugün bambaşka bir yerlerde gidiyor. Ama Erdoğan Bayraktar tabii bunu, bunu acaba parti içerisinde söylediğimi veya da bu yasalar çıkarılırken elini olumlu mu kaldırdı, olumsuz mu kaldırdı onları da bilmiyoruz. Ama söylediği %100 doğru. Fatih Bey şimdi tarımla ilgili baya bir problem var. Özellikle bu sene çok fazla eylem, protesto vesaire ben görüyoruz. Sene, bu seneki problemler ya önümüzdeki sene olacak problemlerin şeyidir, gücüdür, yavrusudur. Sen bu sene problem var diyorsan seneye problem gör. Bak bu sene Geçen gün burada anlattık. Buğdaya yapılan zam yüzde %10'lar, %11'ler civarında. Arpaya yapılan zam daha da düşük. Tüm şey çaya öyle, tüm tarımsal ürünlere öyle. Yani bu denli az fiyat artışı yaparsan çiftçi seneye sermayesi yok. Hiçbir şey ekemez. Bu sene sen tarımda problem var diyorsan sen seneye olacak problemleri göre esas Seneye tam bitik. Ama şimdi sor, sor, Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı bir açıklama yaptı. Zannediyorum buradaki bütün problemleri çözecek. Kendisi dedi ki eski Türkiye'de çocuğunun okuduğu okulun bahçesine başörtülü anneler giremiyordu. Hı. Peki bunun e, tarımdaki sorunlarla ne var? Veya tarımla ne var? İşte ben de onu anlayamadım. Bir şey daha söyledi üzerine. AK Parti döneminde yanan ormanlık alanlarda tek bir otel yoktur dedi. Şimdi Sayın Bakan'ın bir kere ilk söylediği şöyle söyleyeyim yalanın büyüğü kuyruklusu, kuyrukludan da ötesi. Kuyruğunun kuyruğu var yalanın yani. Bu hangi, nerede okumuş bunlar, nerede büyümüşler, hangi, nerede yaşamışlar, bunları nerede bulundurmuşlar da Türkiye'de büyüdükten sonra. Kardeşim, Sayın Bakan herhalde benden yaşlıdır. belki benden geçtir, belki bir yaş büyüktür, belki iki yaş küçüktür. Bilmiyorum Sayın Bakan'ın yaşını. Ya kardeşim, biz hepimiz bu Türkiye'de okuduk. Hepimizin okullarına başı bağlı anneler, anneanneler, nineler giriyor. sen Senin okula giremediği oldu mu hiç? hiç? Hiç öyle bir şeyle karşılaşmadım. Hiç böyle bir şey olmadı. Yani yalanın kuyruklusu. Benim okuduğum Galatasaray Lisesi'ne de, benim okuduğum ilkokula da, benim okuduğum üniversitede türbanlı analar, babalar, herkes geliyordu. Hatta ben üniversite okurken türbanlı öğrenciler de vardı. Özal'dan sonra bu türban meselesi üniversitelerde bir sorun sorunlarına geldi. Daha öncesinde Boğaziçi Üniversitesi türbanlı öğrenci de vardı, başı açık öğrenci de vardı, her türlü öğrenci vardı. Onların sadece oturtları kantinler farklıydı. Başı örtülü ve siyasal si, sadece siyasal İslamcı değil, siyasetle ilgilenen öğrenciler başka bir kantinde otururlardı. Siyasetle ilgilenmeyen daha ha ha ha, öğrenciler de sosyete kantini vardı, orada otururlardı. Yoksa bizim zamanımızda okulda türban mürban da yasak değildi. Annelerin, babaların gelmesine de hiçbir engel yoktu. Ha, nerede yasaktı? Bir yerde yasaktı, doğru. Silahlı kuvvetlerde. Yani ordu evlerine türbanlı ve sakallı giremez. Ben en yakın arkadaşlarım bir tanesi bir ordu evinde evleneceği kız arkadaşı, üstak bel eşi, bir silahlı kuvvetler mensubuydu babası. O yüzden de bir ordu evinde e, nikah vardı. Ben de nikah şahidi olacaktım. Gittim dediler ki giremezsiniz. Niye? Sakalınız var. Dedim ne alakası var? Sakala niye girilmiyor? Ben de daha önce hiç ordu evine falan pek gitmemişim yani demek ki. Ondan sonra dediler ki giremezsiniz. O zaman sakala bugün yoranına biraz daha uzun. Girersin giremezsin. Sonra da baktık ki olmayacak. Dedi ki gelmeyeceğim. Arkadaşım yalvarıyor. Gel. Ne olur sakalını kes. ne olur sakalı kesersen ben ben değilim. Neyse gittik sakalı <laughs> kesildi girdik ordu evine. <laughs> <laughs> ee, ordu evinde vardı doğru. Gerçekten doğru. Orda ee, ordu evinde sakallı. Ama yani hani İslamcı falan olması gerekmiyor. Ben İslamcı mıyım kardeşim? <laughs> <laughs> Benim İslam'da ne alakam var? Ama almıyorlar, hakikaten almıyorlar. Ama onun dışında okula türbanlı bir hiç öyle bir şey yok. Yani bunlar böyle toplumu kandırmak için her türlü yalan söyler. Yani türbanları sokakta yatırıp dövüyorlar. Ya öyle bir şey kardeşim? Nerede öyle bir şey? Hepimizin ailesinde başı örtülü, başı açık bir sürü insan var. Hiçbirinde ben zulüm görmedim. Benim annenin bayağı ciddi bir Müslümandı. Sürekli okur okur. Ben bildiğim 3-5 duayda onu öğrenmişimdir zaten. Hiç bir, bir sıkıntı çekmedi yani. 1914 doğumluydu. İşte Kur'an'da okumayı öğrenmiş. Cumhuriyet döneminde de Kur'an'da okudu. Başını da yani başını ilerleyen, gençken örtmüyordu galiba, örtmemiş, örtmemiş galiba. İlerleyen yaşlarda başını da örtmeye başlamıştı. Hiç öyle bir başına da bir bela olmadı. Atatürk gördüğü zaman hüngür hüngür ağlardı. Silahlı kuvvetler geçit yaparken hüngür hüngür ağlardı. Aldığı emekli maaşının yarısını silahlı kuvvetlere bağışlardı. Başı da örtülüydü. Hiç de öyle bir derdimiz olmadı bizim yani. Hiç kimse ona ne çocukken ne büyüdüğünde Kur'an okuyamazsa ha Kur'an okur adı altında siyasi faaliyet yapıyorsan bu engellenmiş olabilir. Yani siyasal İslamcılık engellenmiş olabilir ama İslam'a yönelik hiçbir şey olur ben görmedim. Aa, hepimiz var. Yalancı bunlar. Utanmadan yalan söylüyorlar. Söyleyeyim sana. Utanmadan yalan söylüyorlar. O, o, başka bir şey. Bir de Tarım Bakanı'ndan... tarım Bakanı'ndan da bunu mu beklersin? Tarım, köylü çiftçi kan ağlıyor, anası ağlamış. Ben biliyorum seneye tarımın bu seneden daha kötü olacağını. Tarım Bakanı ormanlar yanıyor. Umurunda değil. Tarı ölmüş umurunu değil, varsa yoksa türban. Niye? Çünkü öbüründe artık bir şey, bir şey yapamıyorlar. Bitti. Oy toplarsa burada duracağım. Bak biz gidersek hiçbir şey olmaz. Kimse merak etmesin. Bu memlekette türbanlının aleyhine olan kararlar her zaman İslamca üzerine alındı. İşte ne diyorum sana? Turgut Özal bu meseleleri köpürtmeden, anayasa mahkemesine götürmeden önce bizim üniversitelerimizde türbanlar ders görüyordu. Bu arada az önce dediniz ya Fatih Bey, Hani diğer meseleler diye. Şimdi AK Parti döneminde yanan ormanlık alanlarda tek bir otel yoktur. Valla ben kendisine bulup yollayayım. Mesela şeyde de çok uzağa gitmesine gerek yok. Bodrum'da güvercinlikte, güvercinlik körfezinde yan yana 3 tane otel var. Oradan bir tanesi yapılmıştı. Sonra bir de bir orada orman yangınları çıkmaya başladı. Pıt 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 pıt, pıt, pıt orman orman makine neyse işte. O oralarda üç yer iki yer yandı ve çok güzel yandı böyle. Sınırları belli bir şekilde yandı ve tam bir otellik alanlar açıldı ve oradan oteller yapıldı. Sayın Bakan gelsin, eski fotoğrafları, yeni fotoğrafları vardır. Bakalım. Diyorum ya, önemli değil ki abi. Gerçeğin ne oldu önemli değil ki. Salla gitsin. Yapılmamıştır. Hayda. Şimdi biz burada durduk yerde herkesin bildiği bir şeyi bir daha anlatmak zorunda Yapılmış kardeşim. Biliyoruz hepimiz yapıldığını. Neler yapıldığını da biliyoruz. Yani onu bırak bak, onu bırak. Turizm Bakanı kisse büküne otel yapıyor. Biz işte kaç senedir, 10 senedir şeyi konuşuyoruz. Neydi? Mehmet Cengiz'in Bodrum'da yapacağı oteli. Neydi? Bulgar Otel. Ya kardeşim şimdi Bulgar Otel'den bahsediyorum. Bulgar Otel'in olduğu yeri, bak Mehmet Cengiz'den yumruk yumruğa kavga etmiş bir adam olarak söylüyorum. Kusura bakmasın kimse. Bulgar Otel'in yerini devlet sattı bu adamlara. Ve işte sonra bir sürü hikayeler çıktı falan filan. Şimdi Kitsebük'ündeki yer, içinde bir sürü tarihi eser de olan ve Bodrum ahalisinin de gidip orada denize girdiği, işte kimilerinin o günlük teknelerle gidip, kimilerinin karadan gidip denize girdiği bir yer. İki yüzse bir Otel mi yapılır kardeşim? Ya Bulgar tartışacağız onu tartışın ya. Yani ne istiyorsa tartışın, beni yedirmez de. Ya mesela bir de bunu tartışın ya. Kesinlikle bir otel mi olur? Üstelik de kamu arazisine Ve bakan yapıyor bunu. Yani Mehmet Bey hiç mi yer kalmadı? Yani? hiç mi yer kalmadı? Koca Türkiye'de. Nereden girecek abi insanlar denize? Kilise mi Bodrum'un en güzelinden bir tanesi. Kamuya ait arazi. Neyse. <laughs> Zaten otel olmayan koy kalmadık. Belki. Tabii canım ya. Halk eşek abi. Halk eşek kimse ileride denize giremeyecek. Ya yani bütün kıyı şeritleri kapatıldı. Her yer kapatıldı. Sözde kıyı kanunu var. Bir de kapatılmayanlar da garip garip mafya tipli şeylerin eline Aynen geçmiş. Aynen bir garip bir işletmeciler Aynen, falan, falan var yani. Suat Bey şimdi Bakan Tunç da bir açıklama yaptı Dilruba Y Hanım üzerine. Kendisi hala tutuklu. Evet maalesef. Dedi ki bu konu üzerine kamuoyuna yansımış bazı soruşturmalar bakımından buradan Adalet Bakanı olarak söz söylediğimiz zaman yargıyı etkileyebilir dedi. Ah ne güzel ne güzel. Peki carı çektiği zaman söylemiyor mu? Ben bulur çıkartırım 10 tane mesele. Sayın Bakan'ın her şeyi söylediği. Doğru söylememesi lazım. Haklı. Yani söylememesi lazım da şimdi de nere derden neler söyledik. Kaç kişiyle ilgili? Kaç davayla ile ilgili? Yani artık şeyi bekliyoruz zaten Fatih Bey. 3 Eylül'ü bekliyoruz. Evet inşallah o günü salacaklar daha, daha diye var. umuyoruz. Fatih Bey burada daha önceden de bu olimpiyatlar üzerine Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın başarısızlığı olarak Ben öyle görmüyorum. Yani onların da büyük başarısızlığı da o sadece bir payda, pa parçalardan bir tanesi. Şimdi oradaki şeylerin e, ne derler? Bütçelerin Bakanlık ismi açıklanmayan dernek ve vakıflara aktarıyor. Bunlar evet. kim demiştiniz siz? Evet. Hala kim olduğunu bilmiyoruz ama 2020'den bu yana yaklaşık 1.7 milyar TL para aktarılmış. 1.07 milyar TL çeşitli vakıf, dernek ki bunların nasıl vakıflar ve nasıl dernekler olduğunu fazla düşünmeye gerek yok. Buralara para aktarılıyor. Şimdi geçen gün ben şunu yazdım. Ben yazmadım daha doğrusu. Bir daha önce Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nde üstüne göreler yapmış bir siyasetçinin bana yolladığı bir mektuptu. Öğrenci yurtlarında eğer siz aynı sistemin içerisine sokarsanız ve buraya bağlarsanız Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'ne bunların büyük bölümü bu öğrenci yurtlarını işleten dinci vakıflardır. Ben sana söyleyeyim yani. Adları açılamana gerek yok. Tahmin etmek zor değil. Ensardır, odur, ilim yaymadır, şudur, budur falan yani. O tip vakıflardır. Buralara yurt işletmeleri adı altında yurtlarda öğrencileri barındırdıkları için falan bir yandan da oralarda bunlara ideolojik de bir eğitim verdikleri için onlara aktarılmış paradır bu. AKP gidince kokusu çıkar ortaya. Ee, oralara para, aynı, aynı sistem içerisine hem e, sporu hem de yurt yurtlara koyduğun zaman bu gibi tavlarla karşılaşmak pek zor olmasa gerek. Zaten acayip tabii yurt sorunu varmış. Sürekli bize mail de geliyor. Ilgili. Evet. Yani öğrenciler de yurtlara ulaşamıyorlar. Evet ve sonra sokakta kalan öğrencilere de bunlar terörist deniyor. Allah'tan beydeler işte biraz bir şey yapmaya çalışıyorlar şimdi kendi çaplarında. Mesela Kredi Yurtlar Kurumu ya da işte Gençlik Spor Genel Müdürlüğü o paraları o o vakıflara aktaracağına 1.7 trilyon mu? Milyar. Milyar. 1.7 milyar lira. Acaba kaç tane yurt yapabilirdi bir düşün yani. Dünya kadar yurt yapar Fatih Bey. Fatih Bey bu şeyin de İsrail'in de hiç duracağı yok gibi. <laughs> İsrail durmaz. İsrail durmasın diye de karşılıklı bir danışıklı dövüş bence yürüyor. Nasıl ki İsrail'in Gazze'ye yapacağı bu müthiş insanlık dışı alçakça saldırıya karşı bir ne diyeyim bahane oluşturmak üzere e, Hamas'ın İsrail'e düzenlediği bir saldırı vardı. Hamas biliyorsun o saldırıda yaklaşık bin kişi öldürdü. Tam sayı bilmemekle beraber, beraber 248 kişi de yanlış hatırlamıyorsam kaçırdı. De ki 1200 kişi, 1300 kişi de yuvarla. Buna karşılık 50 bin kişiyi öldürdü İsrail. 1'e 50. Ki hala da durmadı. Hala da durmadı. Şimdi şeye saldırıyor, Lübnan'a saldırıyor biliyorsun. İsrail uzun zamandır Lübnan'a saldırmak için bahane arıyordu ve bütün dünyada Lübnan'a saldırmasın diye İsrail'i durdurmaya çalışıyordu. Hizbullah İsrail yönelik bir füze saldırısı düzenleyerek İsrail'in Lübnan'a yapacağı saldırıyı, yapacağı veya yapmakta olduğu saldırıyı, planladığı saldırıyı legalize etmiş oldu. Birdenbire İsrail saldırgan değil, kendini savunan, öz savunma yapan bir devlet haline geldi. Ben bunun İran, Hizbullah ile İsrail arasında bir danışıklı dövüş olduğu kanaatindeyim. Zaten... Amerika'da sürekli biz izliyoruz ama İsrail'in arkasındayız. Haricim, i̇zliyoruz, bir dünya, ama arkasındayız. Dünya katliamı izliyor. Batı medeniyeti bu gibi konularda işine geldiğini, izler işine gelmeyeni müdahale eder. Ee, 1990'ların ortasında Balkanlardaki katliamı da uzun süre izlemişlerdi. Medeni dünyayı, medeni geçinen dünyayı ilgilendiren ölümler değil kimin öldüğüdür. Ölenler hoşlarına gitmeyen tiplerse seslerini çıkarmazlar, hoşuna giden tipse bir dakikadır. Fahit Bey, şimdi ekonomi tarafında da Mehmet Şimşek'ten bahsetmiştik ama kira gelirleri üzerine Mehmet Şimşek demişti ki beyan etsinler. Hani etmeyen evet. çok var bunların peşine düşeceğiz evet. demişti. Haklı. Şimdi yaklaşık 700 bin kişiye ceza kesilmesi ihtimali varmış bu kira beyanları olmadığı için. Hı -hı. Şimdi ben 700 bin kişiyi görünce kim e, o zaman kimse zaten beyan etmemiş gibi bir şey düşündüm. Herhalde Türkiye'de evini kiraya veren veya gayrimenkulü kiraya veren sayısı 700 bin kişi değildir. Biraz daha fazladır. Yani salak bir azınlık senin benim gibi buradaki vergisini e belli ki ödemiş. Büyük bir çoğunluk ise ödememiş. Yani bu garip olan şu. Şimdi anla, işte bir örnek verin. Yıllar önce benim bir kiracı vergisini, kirasını düşük beyan ettiğini ben öğrendim. Şeye şikayet ettim. İstanbul'daki defterdarlığa umurlarında olmadı. Yani bunun tanığı şeydir, nedir? Ee, Habertürk'teki e, vergi konularındaki yazar Rahim Ak'tır. Şunu sorarlar, ''Ya kardeşim, paçanız sıkışıncaya kadar mı, neredeydi şimdiye kadar aklınız? Neredeydi? Şimdiye kadar niye bunların peşine düşmediniz? Bunca yıldır niye peşine düşmediniz? Şimdi mi aklınıza geldi?'' diye de sormak lazım. Doğru, iyi yapıyorlar, gitsinler. Herkes vergisini ödesin. Ben vergi ödemekten yana olan biriyim biliyorsun. Bunu seninle de sık sık konuşuyorum. Bu vergi konusunda ben hassasımdır. İnsanlar vergilerini ödemelidir diye düşünürüm. Verginin adil olması koşuluyla. Ama vergi adil değil diye de vergi kaçırmayı yine de doğru bulmam bazen devletine karşı insan kazıklanabilir de. Ben evet bizim gibi insanlar hep kazıklanıyoruz. Çünkü biz dürüst iyi vatandaşlarız. Ama dürüst ve iyi vatandaş olmak bana göre asıldır. O yüzden kazıklana kazıklana da fark etmez. Ama işte bu şerefsizlerden hesap sorulmuyor olması ve bir dakika 700 kişi ödemiyormuş. Ulan ben mi alacaktım bunca parayı bunca yıldır? Siz alacaktınız. Yıllardır almam. 700 bin şey şimdi alacağız. Şimdi almayacaklar biliyorum ben. O, o o vergileri bir ter, bir yerden döner onlar yani. Bir dakika o bizim Ahmet abi falan derdim. Döner orada. Ama benim tanıdığım bütün namuslu gayrimenkul sahipleri hepsi öderler vergileri. Fatih Bey hafta sonra Bartus Oral da bahsetmişti ya. Hı -hı. Programda hani kardeşim bu para nereden geliyor hikayesi. Ya şimdi mesela o da ilginç Fatih Bey niye peşine düşünmüyor? Yani 30 milyonlar, 50 milyonlar, 100 milyonlar ciddi e paralar mı? Ve bir sürü var. Çevrede de görüyoruz yani. İşlerine gelene göre. İşlerine gelene göre. Yani bazen vergi farklı biçimlerde ödeniyor olur mu? Onları da bilmiyoruz yani. Bu arada Bartu Soral deyince şey yaptı. O gün Bartu Soral programda ilginç bir şey söyledi. Ben tekrar sordum. Tekrar söyledi. Sonra ben programdan sonra baktım. Aslında doğru değil. Bartu Soral UNDP başkanını yürüttüğünü söyledi. Bartu Soral UNDP başkanı değildi bildiğim kadarıyla. Sonra baktım. Değilmiş. Niye öyle dedi? Onu anlamadım açıkçası. O şey, Türkiye'de... Dil tek... suçması mı acaba? Çünkü Türkiye Başkanlığı değil de bir makam yok yani. Ha. Belki dili suçtu bilmiyorum. Düzeltir belki inşallah. Ya da başka bir şeydi. Ama de. çok güzel şeyler söyledi Bartu Bey. Çok önemli şeyler söyledi. O ayrı. Ama orada o, o o kafama takıldı o benim. Muhtemelen yarın öbür gün kendisi ulaşır sizi. Evet. Bu arada şeyde de internet hızından sık sık bahsediyoruz ya Fatih Evet. <gülüyor> 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 orada level atlamışız. <laughs> Biliyorum. <laughs> level atlamak mı, level düşmek mi artık? Yani Geriye şey, doğru gidiyoruz. E, sondan birinciliğe doğru e, gidiyoruz. Şu an sondan kaçıncıyız? Şu an dördüncüyüz. Yani en bu, sondan dördüncüyüz. Şey daha geçersek, üç ülkeyi daha geçersek. Kim o üç ülke? E, Fas, Nijer, Kenya. Güzel. Onların üstü miyiz? Buna da şükür diyelim. E, yani internetimiz onlara göre daha hızlı. Fas, Nijer, Kenya. Kenya'yı şaşırdım bak. Kenya bizden daha iyi olabilir diye bekliyordum peki Etiyopya falan? O onlar bizden iyiymiş. Etiyopya bizden iyimiş. Yapma ya. Evet. İnternet hızında. Vay anam vay. Hiç duymadığınız, yani duymuşsunuz da bir <laughs> haritada gösteremeyeceğiniz ülkeler bile. Ya o zaman sana madem Nijer dedin, şimdi bak bunu bunu köşemde de yazdım şimdi. ama burada köşeye okumayıp burada dinleyenler de anlatayım. Nijer, Nijerya deyince aklıma geldi. Nijerya devlet başkanı geçtiğimiz günlerde kendisine itibarda tasarruf olmaz felsefesine o da inandığı için olsa gerek bir Airbus A330 makam uçağı almış. Nijer halkı ayakta. Bütün Nijer bu harcamaya acayip sinirlenmiştir. Kardeşim biz açız, millet perişan, ülke yokluk içerisinde, ülke sefahetin pencesinde sen şey alır mı? Sen kendi nasıl uçak alırsın diye. Bu Nijerliler ne kötü insanlar. <laughs> Yani i̇tibardan tasarruf edilmeyeceğini hala farkına varmamışlar. O, o tabii ondan sonra internetleri yavaş olur tabii. Kardeşim itibardan da Ey Nijerliler. Ama olgunlaşmaları biraz sürer. Zaman bir zaman alacak. Bir 20 sene. <laughs> biraz zaman alacak olgunlaşmaları ulaşmaları. Ama e, Nijerlilere tavsiyem. İtibardan tasarruf olmaz. Karışmayın e, devlet başkanınızın uçağına uçağına. Fatih <laughs> Bey bununla birlikte bendeki son başlıkta. <laughs> Diyecek <laughs> bana abi sen bu Nijeri mi takip ediyorsun? Yok bana, bana da e, bir büyükelçimiz büyük elçimiz, e, yollamış e, bununla ilgili bilgi. Bak Nijer'de ne oluyor bunlar itibarı bilmiyorlar galiba diye. <laughs> Gülme. Onlar ama bizi takip etmiyor belli ki Fatih Bey. Öğrenecekler. <laughs> yavaş yavaş. Fatih Bey son başlıkta NASA. Uzay yazar. Evet. evet. uzay istasyonunda mahsur kalan Amerikalı iki astronot vardı. 6 gün diye gittiler. Sonra 3 aya çıktı falan. Daha da uzuyor galiba iş. <laughs> Şubat'ta gelebilecekler. Mi? Ne? Şubat'ta. Oo. Ne ailesi çoluğu çocuğu yok mu Perişanlık. Aa, bu, bu gidişle rekor kıracak. İnşallah Şubat'ta gelebilirler. Bildiğimiz kadarıyla onları uzaya götüren Boeing'in kapsülünde bir arızadan ötürü geri dönemiyorlardı. Sonra arıza giderildi dönecek dendi. Fakat galiba giderilememiş. Peki bunu orada neyi bilin içiyor? O kadar yemek var mı orada? Ya şeyde yemek konusunda anladığım kadarıyla sıkıntı yok da Boeing'in durumu çok sıkıntılı yani ne gibi? sürekli düzeldi düzeltiyoruz hallediyoruz şeyi. Vallahi Boeing uçaklarda sıkıntı olduğu için orada sıkıntı çok büyük Boeing'in başı ciddi belada biliyorsun. Yani uçakları patır patır düştü. Bu düşüşlerin aslında firmanın bilgisi dahilinde olduğu söylendi. Firmadaki güvenlik açıklarını ifşa eden ve mahkemede tanık olarak dinlenen olan bir takım e, eski çalışanlar ölü bulundu. Şans eseri tüh Allah nasıl e, e, ecelleri de tam zamanda gelmiş falan gibisinden. Yani Boeing giderek Boeing oluyor yani. Boeing'i e sarıyor. Garip bir hal alıyor hakikaten fazla. Evet, bunu bir inceleyeyim ben ya. Bu, bu konu biraz e, gündemimden düşmüş yani. Daha doğrusu ilgilendiğim konular arasında değildi. Bir bakayım ne diyor bununla ilgili dünyada bilimsel çevrelerde neler yazılıyor. Çünkü hakikaten yani o oradayken başka bir yani o kapsül oradayken başka bir kapsül yanaşıp içe, içerideki bir kurtarma operasyonu düzenleyebilir mi? O kapsül oradan e, ayrılıp uzay boşluğuna fırlatılabilir mi? Çünkü belli ki Boeing fena çuvallamış. Ve bu konuda çok ısrar ettiler biliyorsunuz. Biz de Vallahi uzaya... eskiden Boeing uçağına bindiğin zaman kendini güvende hissediyor. uçak Boeing olunca böyle bir... olan diyorum şimdi başımıza bir iş gelmesin. Ben yani normalde uçaktan hiç korkmam biliyorsun. Yani hiç alakam yoktu ama... Şimdi Boeing'e binince bile... Geçen gün var abi Boeing 737 Max. Allah dedim inşallah bir şey olmaz. Valla Boeing'den böyle bir şey oldum ne diyeyim tırsıyorum. Ama çok fazla spekülasyon da oldu Fars Bey. Yani artık ne gerçek ne değil onu da bilmiyoruz. Onu da bilmiyoruz yani. aynen öyle. Hmm. Yani öldürülen ya da ölenler. Ölenler, öldürülenler, öldürülenler. neyse artık. Yani. Dünya böyle bir yer oldu Emre'ciğim. Kimsenin kimseye güveni kalmadı. Garip bir yer haline geldi. Zaten her gün başlıklarla bunu biraz daha sanki burada şey yapıyoruz böyle. Sorma çok kötü yani. Mesut ve bununla birlikte bugünlük sorularım bu kadar. Vallahi haftaya dediğim ne diyeyim gergin başladık yine. Bu arada dünkü yazında ben de ve burada cuma günde bahsetmiştik. Bu Suvla'nın şarap meselesi vardı ya 3900 lira 3300 liraydı şarap 11 260 liraymış şeyi. Ben de burada şey demiştim. E, kardeşim kendi restoranında bile pahalı şaraplar diye. Dün de şey diye yazdım yani şu Suğla'nın iyi şarabı 3900 kendi dükkanında 3900 lira diye bir hanımefendi cevap ver bana. Çok kibarca yazmış sağ olsun. Diyor ki Fatih Bey yanılmış. O 3900 lira olan şarap değil 3300 lira olan. Başka bir şarap 3900 lira olan şarapta Suğla'nın kendi restoranında 1300 liraymış. 1300 küsür liraymış galiba. 260 liranın yine de 5-6 misli. Yani yani normalde orada bakkal fiyatına satması gerekir diye düşünüyorum ben. Degustasyon falan gibi bir şeyle yine bile pahalı satıyor bence. Yani kendisi kendisi kendi şarabını 6 katına satıyorsa, 5-6 katına satıyorsa restoranın 10 katına satmasına da fazla itiraz etmeyecek bence. Ben de orada acaba haberim yok dedim kendim. Belki de haber yoktur bilmiyorum. Belki de orada kaç azında bilmiyordur ama şimdi şey şu yani buradan çıkacak olan şu. Kimse Aşağıdaki restoran gidiyor. Restoran bizi kazıklıyor mesela tamam mı? Fakat restoran bizi kazıkladığının farkında değil mesela. O onu önemsemiyor. Ona normal geliyor. O da manavın veya kasabın kendisi. Yani herkes birbirinin herkes kazıklamaktan şikayetçi ama herkes bir diğerini kazıklıyor. Ortaya sonuçta böyle bir tablo çıkıyor. Onun en temel nedeni memleketi yönetenlerin hem bizi kazıklaması. Herkese güzel bir hafta olsun. Türkiye'nin kripto para borsası iCrypex <laughs> Fatih Altaylı yorumluyoruz sundu.